Bu patlamanın detaylarını aynı zamanda hem aslında süre olarak şu zamanlarda gerçekleştirilmesini, TUSAŞ'a yapılmasının sebebini, yani tüm detaylarını konuşacağız. Terör ve güvenlik uzmanı İbrahim Keleş telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi hocam, tabii gerçekleştirilen bir terör saldırısı artık İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasıyla çok net bir şekilde kesinleşti. Şimdi bu noktada aslında TUSAŞ'ta gerçekleştirilmesinin sebebini biraz konuşmak isterim. TUSAŞ'ın Türkiye için önemi nedir? Yani o noktada bir terör saldırısı gerçekleştirmesi aslında nasıl bir mesaj içeriyor, onu da sormak isterim. Neler söylersiniz? Doğrusu TUSAŞ'a böyle bir saldırıyı sadece sıradan bir terör saldırısı olarak okursak yanlış olur, eksik olur. Çünkü TUSAŞ'ın ürettiği ürünlere bakalım. En başta KAAN, milli muharip uçağımız. Ardından Aksungur, SİHA'mız. Devamında özellikle uçak motoru üretiminde ve bizim şu anda göğsümüzü kabartan birçok savunma sanayi ürünlerimizin lokomotif şirketidir TUSAŞ. Kritik, yani savaşın seyrini değiştirecek kritik hem mühimmatları hem de araçları üreten bir şirket bu TUSAŞ. O nedenle hele şu yaşadığımız günlerde bölgemizde yaşanan sıkıntıların bu kadar üstümüze geldiği bir dönemde böyle bir terör saldırısı şüphesiz ki bir terör örgütünü işaret eder, ama bana göre terör örgütünden daha önce onun daha bir üstüne çıktığımız zaman devletleri işaret eder. Bunu ben terör saldırısı olduğunu İçişleri Bakanlığımız söyledikten sonra aklıma hep şu gelmiştir. Biliyorsunuz Nuri Killigil'in İstanbul Silahtarağı'da bir fabrikası vardı. Savunma sanayi fabrikasıydı. Orada hem bomba üretimi yapılıyordu hem silah üretimleri yapılıyordu. Ve oraya da yine böyle bir saldırı gerçekleşti. Ve orada yaklaşık 27 tane şehit oldu. Nuri Killigil Paşa da dahil olmak üzere. Sonra bunun üzerine örttüler. Fakat biz daha devam eden günlerde öğrendik ki bu Nuri Killigil'in ürettiği bombaların gönderildiği yerler o zamanlar İsrail'le çatışmaların sürdüğü Filistin bölgesine de gönderildiğini öğreniyoruz, ihraç edildiğini. Sonrasında birçok yorumcu da o zamanlar bunun bir İsrail saldırısı olduğunun altını çizmişlerdi. Bakın aradan kaç yıl geçti? 1946-47'den bugüne kadar neredeyse 90 sene geçti ve aynı durumu biz tekrar yaşıyoruz şu anda. Ben o yüzden bu saldırıyı herhangi bir terör saldırısı değil, arkasında mutlaka bir devletin veya devletlerin olduğu bir saldırı olarak okuyorum bunu. TUSAŞ'a giriş yapamamışlar gördüğüm kadarıyla. Orada bir nizamiye var ve nizamiyede biraz hasar var. Fakat içine giriş olmamış. Fakat çatışmalar olmuş. Gördüğüm kadarıyla orada bir canlı bomba veya el yapımı patlayıcıyla yapılan bir saldırı. O patlamayı da gördüm. O evet hocam, el bombasının... önce bir patlama sesi, ardından da silah sesleri duyuluyor. Evet, çatışma var. Bir kişi değil belli ki bunu yapan. Birkaç kişi olabilirler böyle bir saldırıyı yapanlar. Çatışma onlarla gerçekleşmiştir. Ama terör saldırısı olduğuna dair benim hiçbir tereddütüm yok. Çünkü evet, resmi kaynaklardan da açıklama geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terör saldırısı olduğunu ifade etti. Siz ilk soruya gelirken bir şey söylediniz. Tam yani zamanlamasına dikkat çektiniz. Ne oluyor? Bölgemizi bu kadar hararetlenmişken ortam ne oluyor diye. Bir başka şey daha var. Şu an Cumhurbaşkanımız nerede? Rusya'da şu an, evet. Rusya'da Kazan'da BRICS toplantısında. Tataristan'ın başkenti Kazan'da BRICS toplantısına katıldı, gitti oraya. Bakın Cumhurbaşkanı bu tür Türkiye'yi kaosa sürükleme niyetinde olanların zamanlamalarına hep dikkat ederim ben. Mesela Gezi olayları 2013 Mayıs'ında başladığında Cumhurbaşkanımız neredeydi? Afrika gezisindeydi. Yurt dışındayken yapılıyor bu tür saldırılar. Böyle infial uyandıran saldırılar tam da Cumhurbaşkanımızın yurt dışında çok önemli bir toplantıya katıldığı ki BRICS gibi dünya ekonomisinin neredeyse 1/3'üne yakın gücü olan ve Türkiye'nin de kabul edilmesi muhtemel olan bir toplantıya gittiği günde öyle bir saldırının yapılması bir taşla birkaç kuş vurma hedefinde olanların planlaması olarak ben okudum bunu. Geçmişte de benzerlerini yaşadık. Yani şu an ilk aklıma gelen o gezi olaylarıydı. Ama Cumhurbaşkanımızın yurt dışında olduğu zamanlarda birkaç tane daha yapıldı böyle terör saldırısı. Sayın İbrahim Keleş, aslında şimdi şöyle bir zamanlama da var. Dün biliyorsunuz en çok konuştuğumuz başlıklardan biri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmaydı. Şimdi aslında o sözleri bugün daha iyi anlıyoruz diyebilir miyiz? Yani iç cephede işte güçlenmemiz gerektiğinin altına çizmişti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Bugün de bir terör saldırısıyla aslında Türkiye karşı karşıya kaldı. Şimdi bu bağlamda da aslında bakacak olursak neler söylemek istersiniz? Tabii ki yani siz çok iyi bir noktaya temas ettiniz. Gerçekten de devletimiz bölgede yaklaşmakta olan tehdide karşı iç cepheyi tahkim etme hedefinde ve olması gereken bu zaten. Şu anda o iç cephenin tahkimiyle alakalı siyasi çıkışlar yapılmaya başlandı. Siyasi adımlar atılmaya çalışılıyor. Tam böyle bir dönemde. Daha dün o konuşma MHP grup toplantısında yapılmışken hemen ardından böyle bir terör saldırısı bir yönüyle de Türkiye'nin bu atmak istediği adımı başarısız kılma hedefinde olabilir. O zaman bu saldırıyı kim yaptı sorusunu sorduğumuzda, sizin bu açıklamayla birlikte okuduğumuzda PKK'ya işaret eder. Çünkü PKK 2013-2015 yıllarında da özellikle 2015 yılında silah bırakmak yerine tam tersine silaha yeniden sarıldı. Ve terör saldırılarına yeniden başladılar. Şimdi o açılım süreci geride kaldı. Devlet yeniden bölgedeki çatışmaların durdurulması ve her şeyin normale dönmesi için adımlar atarken İsrail ve Amerika'nın bölgemizde daha aktif olmaya başladığı, İsrail'in bir arzumevut hedeflerinin olduğu günlerde böyle bir çatışmanın başlaması, yapılması, böyle bir saldırının yapılması PKK içinde bir kanadın veya PKK'nın başındakilerin Türkiye'nin bu iyi niyetli ve olması gereken anlayışını başarısız kılma hedefi taşıyor olabilir ki bunda ben büyük bir doğruluk payı olduğunu düşünüyorum.